Merhabalar, 7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılıya hazırlık 2. videoyla yine birlikteyiz. %100 çıkma garantisi sorularla beraberiz arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Beni takip etmeye devam edin. Evet, başlayalım boşluk doldurmalı sorularla. Güneş sistemini de içinde bulunduran galaksi hangi galaksiydi arkadaşlar? Samanyolu galaksisi. Yıldızların yaşam sürecini doldurup yok olduklarında dönüştükleri oluşumlardan birisi neydi arkadaşlar? Kara delik. Işığın boşlukta bir saniyede aldığı yol 300 bin kilometredir. Işığın bu hızla bir yılda kat etmiş olduğu mesafeye ışık yılı diyoruz. Arkadaşlar ışık yılı bir uzunluk birimidir. Bunu öğrenci hep karıştırır. Uzunluk birimidir ışık yılı. Kendiliğinden ısı ve ışık yayabilen küresel şekilli Doğal gök cisimlerine yıldız diyoruz arkadaşlar. Güneşimiz de bir yıldızdır. Yıldız oluşum sürecinin başlangıcında uzay boşluğunda bulunan sıcak gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu kümeye bulutsu diyoruz arkadaşlar. İşaretleme sorularıyla devam edelim. Mitokondri, golgi cisimci, endoplazmik retikulum ve ribozom hem bitki hücrelerinde hem hayvan hücrelerinde yani her ikisinde de vardır. Kloroplast yoktur. Hangisinde kloroplast yok? Hayvan hücresinde kloroplast yok. Bitki de var. Hücre duvarı vardır. Hücre duvarı bitki hücresinde vardır. Hayvan hücresinde yoktur. Çekirdek sitoplazma hücre zarı. Her ikisinde de vardı Her ikisini işaretleyelim. Hepsini işaretlememize gerek kalmasın. Sentrozom olguna bulunur. Arkadaşlar bu sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Bölünme sırasında ipliklerini oluşturur. Kofullar büyüktür ve az sayıdadır. Bitki hücrelerinde koful büyük ve az sayıda. Hayvan hücresinde koful küçük ve çok sayıdadır. Genellikle oval bir şekle sahiptir. Arkadaşlar hayvan hücreleri oval bir şekle sahiptir. Hemen arkadaşlar hücreden organizmaya olan yapıya bakarsak. Birincisi bir numara yani kalp kası hücresi. Sonra hücreler neyi oluşturur? Dokuyu yani ikinci de dört numara olacak. Kalp kası dokusu. Doku neyi oluşturur? Kalp yani organı üç numara olacak. Arkadaşlar organlar neyi oluşturur? Sistemi yani dolaşım sistemini beş numara olacak. Sistemler de bir arayıp organizmayı yani insan vücudunu yani 2 numara olacak arkadaşlar. Görevler ve yapı ve organelleri eşleştirelim. Hücre için enerji üretim merkezi mitokondri. Yani ikiye ne yazıyoruz? A. Hücrenin yönetim merkezi çekirdektir. Çekirdeğe ne yazıyoruz? B. Hayvan ve ilkel bitki hücrelerin bölünmesinde görev alır. Arkadaşlar ipliklerini oluşturarak sentrozom ipliklerini oluşturarak bitki ve hayvan hücresinin bölünmesinde görev alır. İlkel bitkilerde, bütün bitkilerde olmaz arkadaşlar sentrozom. Hücre içinde madde taşımakla görevli. Arkadaşlar hücrede madde endoplazmik retikulum taşır. 4'e D yazıyoruz. Bitki hücrelerinde besin üretmekle görevli olan kloroplastır arkadaşlar. Kloroplasta E yazıyoruz. Hayvan hücrelerinde hücre içi sindirim olaylarında görevlidir. Lizozom arkadaşlar lizozoma F yazıyoruz. Hücrede protein sentezi gerçekleştirir. Arkadaşlar protein sentezini ribozom gerçekleştirir. Ribozoma G yazıyoruz. Salgılamada görevlidir. Arkadaşlar tüm salgıları Golgi cisimciyi salgılar. Golgi cisimciğine de H yazıyoruz. Devam edelim. Yıldızlarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangileri doğrudur diyor soruda. Hepsinin sıcaklığı aynıdır. Hayır arkadaşlar. Yıldızların sıcaklığı birbirinden farklıdır. Hepsi sarı ve kırmızı renktedir. Bu da yanlış arkadaşlar. Mavi renkte yıldızlar da vardı. Canlılar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Bu üçüncü ifademiz doğru. Dünyaya en yakın yıldız da güneştir. Dördüncü ifademiz de doğru. Hangileri doğrudur dediği için 3 ve 4 doğrudur arkadaşlar. En Buna göre 1, 2, 3 ile numaralandırılmış yerlere yazılması uygun olan kavramlar hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar hepsi neyi alır? Evren. Yani bir ne olacak? Evren. Buradaki nedir? Uzay. 2 uzay olacak arkadaşlar. Bir de 3 de ne olacak? Dünya olacak. Baktığımızda bir evren, 2 uzay, 3 dünya olan hangi şıkta? Değişik. Yukarıda verilen özelliklerin hangileri hücre stoplazmasına aittir? Hücreye şekil verir. Hayır bu hücre zarıdır arkadaşlar. Bir yanlış. Çoğunluğu sudan oluşan yara akışkan ve yarı saydam sıvıdır. Evet bu stoplazmadır. Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren organeller üzerinde bulunur. Evet nerede bulunur organeller? Sitoplazmada bulunur. Hangisi sitoplazmadır? Yani 2 3 sitoplazma, birisi hücre zarını görebilir. Bulundukları hücrenin görevlerine göre bazı organeller sayısında farklılık görülür. Süt bezi, gözyaşı, ter bezi, tükrük bezi gibi yapılarda hangi organel sayıca farklıdır? Arkadaşlar salgı üreten organelimiz hangisidir? Golgi cisimciği o halde. Hangisinin sayısı fazla olacaktır? Golgi cisimciğinin. Ribozom protein sentezi, lizozom hücre içi sindirim, sentrozomda bölünmede görevli. Golgi cisimciği salgı üretir arkadaşlar. Bir araştırmacı kürden yardımıyla yanak içi epitel hücresini alıp mikroskopta inceliyor. Bu hücrede aşağıdakilerin hangisini göremez? Arkadaşlar, yanak içi epitel doku hayvan hücrelerinde yani bulunur. O halde hayvan hücrelerinde hangi organel bulunmaz? Kloroplast bulunmaz. Kloroplast bitki hücrelerinde bulunduğu için cevabımız C olacaktır. Çekirdek, gen, hücre, DNA, kromozom kavramının küçükten büyüğe, bakalım buraya devam ediyor, dikkat ediyoruz. Küçükten büyüğe doğru sıralanışı, arkadaşlar en küçük hangisi? Gen, DNA, kromozom, çekirdek ve hücre olacak. En büyük hücre, en küçük gen olacağı için cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıda X, Y, Z yıldızlarının sıcaklıkları verilmiş. Arkadaşlar en sıcak yıldız hangisi? Y. O halde Y sıcağın hangisi en sıcak oluyordu? Mavi. O halde A'yı, B'yi eledim. Doğruyu soruyor bize. Sonra en soğuk yıldız hangisi olur arkadaşlar? Kırmızı. O halde Z de kırmızı olacak. Baktığımızda o halde cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Dünyanın içinde yer aldığı gök adanın adı nedir arkadaşlar? Samanyolu. Yıldız kayması olarak da bilinen olaya ne diyoruz? Arkadaşlar yıldız kayması da bilinen olaya kutup yıldızı, meteor diyoruz arkadaşlar. Yani meteor olacak. Dünyaya en yakın gök cismi de nedir? Ay'dır arkadaşlar. O halde cevabımız Samanyolu, meteor ve ay olacak. Dünyaya en yakın gök cismi de ay'dır. Mıstık YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.